Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 57 yıl sonra iktidar partisiyle buluşan İskenderun'da belediyenin düzenlediği iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay mitinginin ardından İskenderun'a geçti. Helikopterle geldiği İskenderun'da sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, Atatürk Anıt Alanı'ndaki iftar programına katıldı. Erdoğan hanımefendi, katılımlarıyla programımızı onurlandırdı. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. 57 yıl sonra ilk kez iktidar partisinin belediyeyi kazandığı İskenderun'da başbakanın ilk kez katıldığı iftar daveti olma özelliği taşıyan programda konuşan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kentimize gelerek bizi şereflendirdi. 57 yıldır ilk defa İskenderun iktidarla buluştu. Ben burada Sayın Başbakanıma ve Adalet Eski Bakanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Çok değerli Başbakanım, İskenderun'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşerilerim, ben çok heyecanlıyım. Başbakanımız ve 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehrimize geldi. Bizi onurlandırdı, bizi şereflendirdi. 57 yıldan beri ilk defa İskenderun'da bir iktidar partisi buluştu. Ben burada Sayın Başbakanıma, Adalet Eski Bakanıma, çok değerli vekillerime, ilçe başkanıma, teşkilatıma ve bu konuda emek veren isimsiz kahramanlara, İskenderun'a verdikleri bu emek için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Değerli hemşerilerim, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, İskenderun 5 Temmuz 1939'da ana vatana ilhak etti. İkinci kurtuluşumuz da bugün 20 Temmuz 2014 makus talihin yıkıldığı İskenderun'un yeniden ayağa kalkacağı, hak ettiklerini alacağı ve Cumhurbaşkanımızı da inşallah bundan sonra ikinci defa 20 gün sonra Cumhurbaşkanı olarak burada ağırlayacağız. Ben kendilerinden konuşmaları sırasında bu sözü de istiyorum. Allah nasip ederse ilk ziyaretini de buraya yapacağını sizlere söz verecektir, ben bundan eminim. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kadar büyük bir liderin önünde, dünya liderinin önünde, mazlumların babasının önünde, mağdurların koruyucusunun önünde ben bir söz söylemek istemiyorum. Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise İskenderun'un 57 yıl aradan sonra iktidar partisiyle buluşmasının bir milat olduğunu söyledi. Erdoğan, İskenderun Belediyesi'nin anıt alanındaki iftar programında vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında İskenderun'da 57 yıl aradan sonra iktidar partisi üyesi bir belediye başkanının göreve geldiğini ve bunun çok anlamlı olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Az önce 57 yıl aradan sonra bir iktidar partisiyle iktidar partisi üyesinin İskenderun'da yerel yönetimi gerçekten kazanmış olması veya İskenderunluların iktidar partisi temsilcisine burada yerel yönetimi vermiş olması, görevlendirmiş olması gerçekten çok çok anlamlıdır. İftara din adamları ile farklı inanç ve cemaat mensuplarının katıldığını belirten Erdoğan şunları söyledi. İftarımıza iştirak eden, bu anlamlı soframızı şenlendiren çok değerli İsevi din adamlarımıza da hoş geldiniz diyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Aynı şekilde farklı inanç gruplarına, cemaatlere mensup çok değerli kardeşlerimize de hoş geldiniz diyor. Onları da muhabbetle selamlıyorum. Açıkçası Hatay ve İskenderun bu güzel sofra ile bir kez daha farklılığını ortaya koyuyor. Bir kez daha dünyaya hoşgörü mesajı veriyor. Orta Doğu'da kanın, gözyaşının, özellikle de farklı olana tahammülsüzlüğün had safhaya çıktığı bir dönemde Türkiye'de böyle bir sofranın kurulmuş olması, inanın, hem bölgemiz için hem dünya için en güzel mesajdır. Yeni Türkiye'nin bütün dinlere, bütün inanç gruplarına, tüm etnik köken ve kültürlere eşit mesafede duracağını belirten Erdoğan, 77 milyonun dost ve kardeş olarak bir arada yaşayacağı herkesin ülkesi olacağını vurgulayarak şöyle konuştu. Yıl boyunca en güçlü şekilde savunduk, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Bölgemizde ve dünyada hoşgörüsüzlük ne kadar artarsa artsın, Türkiye hep farklı yerde durmaya, hoşgörüyü yüceltmeye devam edecektir. Yeni Türkiye bütün dinlere, bütün inanç gruplarına, tüm etnik kökenlere ve kültürlere eşit mesafede durarak 77 milyonun dost ve kardeş olarak bir arada yaşayacağı hepimizin ülkesi olacak. Kardeşlerim, bakın şunu bir inancın ilkesi olarak söylüyorum. Biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla, Romanıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, aklınıza ne gelirse 77 milyonuyla hepsini yaradılanı yaradandan ötürü severiz anlayışıyla seviyoruz. İşte yıllar yılı, on yıllar boyunca bu ülkede azınlıkların gayrimenkullerine el konulmuştur. Ama biz geldik, buyurun azınlıkların gayrimenkullerini kendilerine devretmeye başladık. Ve şu ana kadar yaklaşık 3 milyarı bulan bir gayrimenkul iadesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Niçin bizden öncekiler bunları yapmadı? Onların adalet duygusu bizim ulaştığımız noktada değildi de onun için. Ama biz bunu gerçekleştirdik. Erdoğan 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminin yeni Türkiye için bir milat olduğunu dile getirerek biz Cumhur'un başını seçeceğiz, devletin başını seçeceğiz ve Cumhurbaşkanlığı makamı bir rehavet makamı değildir. Vazo seçmiyoruz, saksı seçmiyoruz. Türkiye'yi yönetecek bir Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bunun üzerinde dikkatle duralım diye konuştu. Şimdi 10 Ağustos tarihini işte bu yeni Türkiye için bir milat olarak görüyoruz. Kardeşlerim, biz Cumhur'un başını seçeceğiz, devletin başını seçeceğiz ve Cumhurbaşkanlığı makamı bir rehavet makamı değildir. Bir vazo seçmiyoruz, bir saksı seçmiyoruz, Türkiye'yi yönetecek bir Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bunun üzerinde dikkatli duralım. Başkanlığı seçimi için vizyon belgemizde farklılıkların bir arada yaşaması konusuna özellikle önem atfettik. Her dinin mensuplarının, her mezhebin mensuplarının, her cemaatin mensuplarının özgürce faaliyet göstermesini, kimliklerini özgürce ifade etmelerini,
inançlarını özgürce yaşamalarını savunuyoruz. Yeni Türkiye'de bunu daha güçlü şekilde savunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkasının özgürlük alanını kısıtlayanlara elbette müsamaha gösterilemez. Bununla birlikte özgürlükler de yasaklanamaz, kısıtlanamaz, daraltılamaz. Şundan emin oluruz ki bizim yeni Türkiye dediğimiz kavram işte bu sofradaki manzaradır. Başbakan Erdoğan 10 Ağustos'tan sonra ilk ziyaretler zinciri içerisinde İskenderun'a geleceğini söyledi. İskenderun'un bütünüyle bir değişimi, dönüşümü yaşayacağını belirten Erdoğan, Hatay'ın tümüne 12 yılda 11 milyar yatırım yaptıklarını, bunların artarak devam edeceğini söyledi. İnşallah Cumhurbaşkanlığından sonra ilk ziyareti buraya yapmamızı arzu ettiler. Rabbim inşallah onu nasip ederse, milletimiz bu teveccühü gösterirse, ilk ziyaret olarak bunu noktalamayalım ama inşallah ilk ziyaretler zinciri içerisinde İskender'in bu haliyle zaten bizi buna icbar ediyor. İnşallah İskender'in sadece şu kordon boyuyla değil, bütünüyle bir değişimi, bir dönüşümü yaşayacak. Şu anda attığımız adımlar biliyorsunuz hükümet olarak 11 katrilyon 12 yılda biz Hatay'ın tümüne yatırım yaptık. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Ben şimdiden Kadir Gecenizi kutluyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum. İnşallah Ramazan bayramı birliğimiz için, beraberliğimiz için, inşallah dostluğumuz için güzel bir milad olsun diyorum. Herkesin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, inşallah Ramazan Bayramı birliğimiz için, beraberliğimiz için, inşallah dostluğumuz için güzel bir milat olsun dedi. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey İskenderun'u hatırlatıyor. Bana her şey Hatay'ı hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.